İsrail Sultan Dağ Çamözlü Akbaba yeraltı sulama şebekesi otomatik damlama sulama. Sultan Dağ Afyonkarahisar Dereçine 1. ve 2. kısım yeraltı sulama otomatik damlama sulama. Sultan Dağ Kırca 1. 2. 3. kısım yeraltı sulaması otomatik damlama sulama. Sultan Dağ Yaka Sinek 1. 2. ve 3. kısım otomatik damlama sulama. Sultan Dağ Merkez damlama sulama tesisi. Bunların bir kısmının projesi hazır, ihalesine çıkmak üzere. Bir kısmında bazı kuyuların yenilenmesi durumları var. Toplam bunlar hepsi faaliyete geçtiğinde 30 bin dekar alan sulanmış olacak. Bu da yani zaten bakanımız da buradaki damlama sulama, otomatik damlama sulamayı örnek gösteriyor. Hatta geçen sene Konya'dan da burayı incelemeye geldi. Tarım Komisyonu incelemeye geldi. Onlara da burayı gezdirmiştik. Buradaki otomatik damlama sulamayı gezdirmiştik. Ayrıca bu sene Sultanlıhan'da 6 kilometre asfalt kaplama yolumuz var programımızda. Bir de bizim görev başladıktan sonra parke taşlarıyla ilgili önemli bir adım atmıştık. Kanalizasyon yapılamayan yerlere parke taşı vermiyorduk biz. Çünkü kanalizasyon yapılırken bozulacak diye. Fakat daha sonra kanalizasyonu yapılamayacak, yani nüfusu yüzün altında olan yerlere dedik ki buralara da verelim. Emirdağ'a verdik. Sultandağ'da da iki tane vardı, iki köyümüz vardı. Emirdağ biner metrekare onlara verdik. Fakat Sultandağ'ın iki tanesini ben verildi biliyordum. Onlar verilmemiş. O iki köyümüze de bu sene inşallah biner metrekare. Bir tanesi Yeni Karabağ, bir de Taşköprü köylerine biner metrekare parke taşı vereceğiz. Onlar da ben belirtmiş olayım. Buyurun Rıza Bey.